Teşekkür ediyorum Özgür Bey. Ben de herkese hoş geldin diyorum. Açıkçası büyük bir heyecanı sizlerle beraber paylaşıyoruz. Burada pandemi süresince açıkçası inanılmaz zor zamanlar geçirsek de hep daha iyi yapmak ve üyelerimizle bir arada olmak, yenilikleri üyelerimizle paylaşmak, bunları beraber deneyimlemek hedefinde ve amacında olduk. Bu etkinliğin gerçekleşmesiyle ilgili de daha metinlerine gireceğim tabii ki. Ama ilk etapta açılışımızı yapmak üzere bu etkinliğin de gerçekleşmesinde bize büyük destek veren Sayın Oda Başkanımız Yunus Yener Bey'e sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Merhabalar arkadaşlar. Birileri dışarıdan gelince böyle acilen... Misafirler geliyor, evet. Evet, özür diliyorum ondan dolayı. Sayın başkanlar, sayın katılımcılar, değerli arkadaşlar, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubemizin düzenlediği Mekanik Tesisat'ta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergisi'ne hoş geldiniz diyor. Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Öncelikle COVID-19 pandemi süreci uzun süreden beri gündemimizde olan dijital dönüşüm konusuna ivme kattı ve yeni deneyimler edinmemize yol açtı. Birçok toplantı ve etkinliği artık bu tür dijital platformlarda yapıyoruz. Biliyorsunuz, bilgi paylaştıkça çoğalır ve Makine Mühendisleri Odası olarak bu bilginin çoğalması için çeşitli platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bilgi birikiminin paylaşmanın artması için gerekli yapılar kurmaya çalışıyoruz. İşte İstanbul Şubemizin sektör, dernek, vakıf ve kuruluşları İSKAV, TTM'de, MTM'de, TÜYAK, İZODER ve İSKİT ile işbirliği içinde ve teknoloji şirketlerinin katkılarıyla düzenlediği bu dijital etkinliğimiz dolayısıyla İstanbul Şube Başkanımız İbrahim Tataroğlu, Şube Sekreterimiz Ahmet Akçakaya nezdinde tüm İstanbul Şube arkadaşlarımıza ve emeği geçen tüm herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir rüyayı gerçekleştirdiler. Geçen sene bu vakitlerde İbrahim'le dijital kongre gerçekleştirmek üzere sözleşmiştik, konuşmuştuk. Bugünlere kısmetmiş diyelim. Daha iyi günlerde daha güzel etkinlikler yapacağız diye umuyorum. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB ve odalarımızı ilgilendiren önemli bir gelişme var. TMMOB yasası değişikliği girişiminden söz ediyorum. Ne yazık ki iktidar 2007 yılından bu yana bu konuyu gündeminden düşürmedi. En son iktidar partisinin meclis grup başkanı 3 gün önce meslek odalarının mevzuatını değiştirme çalışmasını sürdürdüklerini ve Haziran ayında meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi. Ben bu konunun öncelikle kamu yararı, kamusal üretim, hizmet ve denetimlerin tasfiyesi kapsamında gündeme geldiğini ifade etmek istiyorum. Mevzuatımızda yapılmak istenen değişikliklerin özü budur. Anayasanın 135. maddesinde kamu tüzel kişilikleri olarak tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerimizin mevzuatında yapılmak istenen değişiklikler, kamusal denetim fonksiyonlarımız ile özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok edilmesine yöneliktir. Bunu üye çoğunluğuna dayalı seçim sistemini ve şeffaf demokratik örgütsel yapımızı rant çıkarları doğrultusunda değiştirme yoluyla yapmak istiyorlar. Bu dönüştürme çabası üst birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği ve odalarımız ile mühendislik, mimarlık, şehir planlama, alan ve hizmetlerini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, taşeronlaştırmayı ve demokratik yollarla ele geçirilemeyen bu mevzileri odalarımızı yandaşlara açarak usulsüzlük ve kurallaştırmalarla işleyen rant düzeni önündeki engelleri kaldırmak istiyorlar. Oysa odalara yasayla verilen en önemli görevlerden birisi meslek ve meslektaş onurunu korumak ve bunun için işlerin ehil insanlar eliyle, yani bu işi bilen uzmanlarca yapılmasını sağlamaktır. Bu hususu en iyi takdir edecek olanların başında bu etkinliğe katkı sunan meslek kuruluşlarımız, sektör dernekleri arkadaşlarımızdan gelmektedir. Bu noktada mesleki ve demokratik dayanışmamızı tekrar tekrar oluşturmak, pekiştirmek gerektiğini belirtmek istiyorum. Değerli katılımcılar, COVID-19 salgın süreci bu etkinliğe katılan bütün kuruluşları kapsamak üzere söylüyorum, meslek alanlarımızın ve uzmanlıklarımızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede
Odamız ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren İSKAF, İSKİT, MTM'de, TTM'de, MÜKAT ve TRFMA'nın öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için ortaklaşa bir iklimlendirme teknik kurulu oluşturduğunu buradan duyurmak istiyorum. Konuyu şöyle açayım. Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan itibaren üyelerimizin büyük bir çoğunluğu ile iletişime geçip dayanışma içine girdik. Üyelerimizin evde kaldığı bu dönemde çevrim içi teknik söyleşiler yaptık. Sağlık emeklilerine 30 bin siperlik temin ederek onların vermiş olduğu çabaya destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra pandeminin ilk gününden itibaren konusunda uzman üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir teknik kurul ile birlikte hazırladığımız, hastaneler ve toplu bulunan mekanlarda yapılması gereken acil düzenlemelere dair önerilerimiz, açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Daha sonra kurulumuz büyüyerek çalışmalarına devam etti ve bu konuda makale yayını da yaptı. Normalleşme takviminin açıklanması ve AVM'lerin açılışı için 11 Mayıs tarihinin verilmesi üzerine içeriği ve zamanı konusunda tereddüt yaşadığımız bu süreçle ilgili 14 maddelik AVM'ler, iş yerleri ve toplu bulunan mekanların tesisatlarında mutlaka alınması gereken koronavirüs önlemleri başlıklı açıklamamızı yaptık. Pandeminin ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bir bilim kurulu oluşturulmasını takdirle karşılıyoruz. Ancak diğer yandan bu kurulda Türk Tabipler Birliği'nin de kurumsal olarak bir temsiliyetinin olması, bunun yanında pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını hep birlikte gördüğümüz bina ve mekanların iklimlendirme tesisat sistemleriyle ilgili de TMOB ve MMO olarak odamızın da yer almasının çok daha doğru bir karar olacağı inancındayız. Bu şekilde oluşturulacak bir kurul sayesinde pandemi sürecinde alınacak önlemlerin bütünlüğü sağlanmış olacak ve ortak akıl ile alınmış kararlar ile daha doğru uygulamaların önü açılmış olacaktır. 11 Mayıs tarihinde AVM'lerin belirli bölümlerinin belirli yoğunlukta açılmış olması ile ilgili olarak da duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği AVM'lerin iklimlendirme sistemlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili hazırlamış olduğumuz yazıyı tüm kamu kurumları ile de İVED olarak paylaştık. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek özellikle iklimlendirme sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek amacıyla TMOB Makine Mühendisleri Odası MMO çatısında oluşturulan teknik kurulu daha da genişletme kararı aldı. Ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren her birinin ayrı değerli çalışmaları bulunan ISKAP, Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, İSKİT, İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği, MTM'de Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, TTM'de Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve TRFMA Tesis Yönetim Derneği Türkiye ile farklı mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran MÜKAT Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği temsilcilerinin ve TT Türk Tabipler Birliği üyesi tabip arkadaşlarının da katılımlarıyla daha da güçlendi ve adını iklimlendirme teknik kurulu olarak değiştirdi. Teknik kurul bu güçlenmiş haliyle çeşitli alt komisyonlarda farklı alanlarda çalışmaları ortaklaştıracak ve kamuoyu ile belli aralıklarla paylaşacaktır. İklimlendirme teknik kurulunu çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana başlıkta toplayacaktır. Ayrıca toplu taşıma araçlarında doğru havalandırma ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapacaktır. Yapılacak çalışmalarda hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, askeri ve lojistik yapılar, spor tesisleri, yüzme havuzları, okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrikalar ve endüstriyel tesisler, düğün salonu, restoran, disko ve barlar olmak üzere ayrı başlıklar altında bu yapılarda hangi önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili yönergeler oluşturulacaktır. Bu yönergelerin takibi ve kontrolü için usul ve esaslar belirlenecektir. Bu yapılarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların yayınları takip edilecektir. Mevcut yapılar ve yeni projelerde olası pandemik senaryolarına göre koşul ve kriterler belirlenecektir. Ortaya çıkan raporların ilgili kurum ve kuruluşlar ve toplumla paylaşılması hedeflenmiştir. Odamızın sektör dernek ve vakıflarıyla İSKAV, İSKİT, MTM'de, TRFMA, MÜKAT, TTM'de ile
ve TTB'den hekim arkadaşlarla birlikte oluşturduğu iklimlendirme teknik kurulu belirli aralıklarla kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yapacak. Yapılan denetlemeler varsa sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak ve gönüllülük esasıyla kendisine başvuru yapacak ortak kullanımlı kapalı alanlara sahip yapıların inceleme sonuçlarını yapı sahipleri veya işletmecileriyle paylaşıp iç hava kalitesi yönünden iklimlendirme sistemini vasıflandıracaktır. Bütün bu bilgilerin güncel olarak izlenebilmesi için memo.org.tr web adresimiz ve Twitter @memo_tumop, Instagram memo genel merkezi, Facebook Tumop Makine Mühendisleri Odası hesaplarımızın takip edilmesini öneriyoruz. Ayrıca sektör derneklerimizde bir daha sonraki açıklamalarımızda ilgili konuyla ilgili kendi sitelerindeki takip merkezlerini ve açıklama noktalarını daha sonraki açıklamalarımızda ileteceğiz. Evet, birlikte çok şey yapabiliriz ve yapmalıyız diyerek konuşmamı tamamlıyor. Mekanik tesisatta dijital dönüşüm etkinliği ve sanal serginin üretken ve verimli geçmesini diliyor. Tekrar saygılar sunuyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeğe geçen tüm arkadaşlara. Çok teşekkür ederim başkanım. Sizin de belirttiğiniz konu özellikle bizim toplum için ürettiğimiz mühendislik değerini de çok güzel göz önüne koyan bir konu. Açıkçası bunu burada açıkladığınız için de ben size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir emek var o konuda da. Pandeminin yer alması anından itibaren bizim odamız bu anlamda gerekli bütün çalışmalarını yapmış ve evet sektör derneklerinin de desteğiyle bunu çok daha büyütmüştür. Bu da çok önemli bir konudur. Yine bu etkinlik de sektör dernekleriyle beraber işbirliğinde hazırladığımız bir etkinlik olması bakımından bence çok değerli. Bunu da buradan tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Bu açıkçası yine Yunus Başkanım'ın konuşmasında belirttiği gibi bizim geçen yıllardan başlayan bir hayalimizdi. Dijital kongre o kısma da geçiş için bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu pandeminin de buna bir bahane olduğunu düşünüyorum. Nitekim biz bunları belki bir sene sonuna doğru yapmayı düşünürken pandeminin o başladığı günlerde ilk böyle 15 Mart, 14 Mart gibi tam böyle evde olduğumuzda İbrahim Başkanım'la neden bunu hızlandırmıyoruz diye bir sohbet esnasında daha sonrasında bunu arkadaşlarımıza açtığımızda bir kolektif çalışma ürünü olarak arkadaşlarımızın da bunu sahiplenmesiyle de çok hızlı bir şekilde bugüne getirdik. Bence çok da bu kadar kısa sürede olumlu bir program ortaya çıktı. Bunda tabii tüm sektör dernek ve vakfımızın da katkıları aşikar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve hikayenin bu kısmını anlatması üzerine İstanbul Şube Başkanımıza sözü vermek istiyorum. İbrahim Başkanım buyurun. Ahmetciğim çok çok teşekkürler. Gerçekten o gün hani bir kahve içip biraz da neler yaparız, neler ederiz diye değerlendirmek için gittiğimiz bir günden ben aslında çok çok karlı çıkarak ayrıldım evden. Hem Ahmet'in sevgili eşi Şebnem'in lavanta yağı şeyi var. Ondan bir hediye verdiler sağ olsunlar. Hem de bu çalışmayı nasıl öne alırız, nasıl hızlandırırız gibi bir fikir alışverişimiz olmuştu. Ve ondan sonra zaten bayağı da hızlı bir şekilde adapte olabildik. Buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi esas aslında konunun başlangıcı bütün dünyadaki dijital dönüşüm dalgası ile ilgili. Odamız uzun süredir dijital dönüşüm yatırımlar yapıyor. Dijital dönüşüm süreçlerinin ülkemiz lehine, meslektaşlarımız lehine hayata geçirilmesi için önemli adımlar atma çabasında. Bunu işte 2016'da başlayan bu süreç 2017 Sanayi Kongresi'nde zaten ana temanın sanayide dijital dönüşüm olmasıyla beraber çok daha farklı noktalara odamız açısından da geldi. Ve odamız bu dijital dönüşüm serüvenine kendi içinden başlamak üzere meslektaşlarımızın lehine bu dönüşümü nasıl faydalı hale getiririz gibi temel noktalar üzerinde duruyor. Dijital kongre ve dijital aslında sergi alanlarına ilişkin uzun dönemdir araştırmalarımız vardı. İşte daha önce Türkiye'de farklı sektörlerde denenen farklı etkinlikleri inceledik. Yine uluslararası düzeyde B2B ilişkiler kurmaya yarayan uygulamaları inceledik. Bizim açımızdan en uygun altyapıyı işte zaten kendisi de bizim yine arkadaşımız, dostumuz olan Garaj Atlas firmasından Burçin Bey'le konuştuk. Kendisinin böyle bir zaten ürünü ve çabası da vardı.
Güzel bir ekip çalışması oldu. Gerçekten teknoloji uygun olunca, işi yapan ekipler de birbirine uygun olunca gerçekten ortaya ben çok güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Bu mekanik tesisat alanında yanılmıyorsam dünyada ilk olacak. Buradan ben katkı sağlayan Siemens, Fritem ve Tech Data Dell EMC Technologies firmalarına da teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu çalışmalarımızın bu ilk adımında yan yanaydık ve bu da bence bu kuruluşların da konuya yaklaşım açısından önemli bir şey işaret ettiğini ifade etmek isterim. Önemli bir etkinlik çünkü pandemiyle beraber aslında sanal sergi alanları, sanal fuarlar, etkinlikler, mesleki ilişkiler, meslektaşların birbiriyle ilişkileri gibi birçok hani konuyu da değerlendirme fırsatımız olmuş oldu. Biz sadece bir örnek sunmaya çalışacağız. Meslektaşlarımızın önünü açması, diğer sektörlere örnek olması, diğer meslek disiplinlerine örnek olması açısından biz sadece bir aslında bir örneği hayata geçirmiş olacağız. İşte hep gelecek diye tasvir edilen alanın aslında bugüne getirildiğine yönelik, bugüne gelmesine yönelik bir sunum gerçekleştireceğiz diyeyim. Çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok heyecanlıyım açıkçası. Ellerim böyle karıncalanıyor. Sergi alanına açılıp girmek, bakmak, hani o ortamı görmek çok güzel olacak. Bu tarafıyla hani ben tekrardan bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü odamızın birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ön alması, önde durması ve konuyu yaygınlaştırması çok çok kritik. Bizim meslektaşlarımız Türkiye'de 110 bin aşkın üyesiyle hayatın her alanında insanların konforları ve güvenliği için faaliyet yürütüyor. Bu da bir alan. Mesleki alanlarına ilişkin önemli bir ipucu. Odamız ülkemizde 2 yılda 24 tane teknik kongre ve sempozyum gerçekleştiren kocaman bir mesleki kuruluş. Bu gibi etkinliklerle daha fazla insana, daha fazla üyeye ulaşmak da bir araç olacak. Bu açıdan da bu etkinliği böyle değerlendirmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Buradan dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin esasen böyle bir ortamda test etmek istemezdik kendimizi. Hani bütün dünya ve ülkemiz gerçekten acılar içinde ve pandemi nedeniyle çok zorluk yaşayan çok meslektaşımız ve yurttaş var bütün dünyada. Bizim açımızdan pandemi sürecinin hani tek şey tarafı diyeyim, hani olumlu bir taraf olmaz da yaptığımız dijital dönüşüm yatırımının bir nevi karşılığını almış olduk. Bütün süreçlerimizi dijitalleştirmiş olmanın önemli bir faydasını görmüş olduk. Çok uzun ve zorlu bir süreç. Odamız 65 yıllık bir kurum ve kendisini içeriden doğru dönüştürmesi çok çok zor ve çok çok meşakkatli bir yol. O yüzden bütün makine mühendisliği odası örgütlülüğü bu konuya inandığı için ve konuyu bu noktalara dahi getirebildiğimiz için çok çok da aslında mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Üyelerimizin hiçbir faaliyeti aksamadı. Odamızın herhangi bir faaliyetinde aksama olmadı. Sadece saha kontrollerimiz, mesleki denetim yaptığımız konularda belli dönemlerde mecburen arkadaşlarımızın sahadan çekilmesi gerektiğinde onun halinde sağlığını korumak için de gerçekten onlar da çok ciddi efor sarf ederek bu süreci atlatmaya çalışıyoruz diyebilirim. Pandemi sürecinde biz biliyorsunuz yönetim kurulu olarak 9 Şubat'ta seçimle göreve geldik. Göreve geldiğimizden bugüne de bütün dünya bir çalkalanma içinde. Bu tür durumlarda odanın kendi iç demokrasinin işlemesi, katılımcılığın artırılması en kritik konulardan bir tanesi olarak önümüzde duruyor. Biz sadece göreve gelmiş 14 kişi olarak hayatımızı sürdürmek istemediğimizi zaten seçim süreci boyunca yapmış olduğumuz bilgilendirmelerde üyelerimizden destek isterken de ifade etmiştik. Biz kocaman bir örgütlüyüz. İstanbul'da 30 bin üyesini sürece dahil etme çabasında olan ve demokrasinin en önemli gereğinin katılımcılık olduğuna inanan kişiler olarak bütün bu süreçte oda faaliyetlerini ve yönetim kurulu, yürütme kurulu oluşturma çabalarını hızlandırdık diyebilirim. 8 tane temsilciliğimize yürütme kurulu üyelerimizi görevlendirdik ki bu da toplamda 120'den fazla meslektaşımızı tüm İstanbul'da odamızın bir temsilcisi haline getirmiş oldu. Yine 24 tane meslek dalı komisyonunda 350'den fazla meslektaşımız görev aldı. Bu da odamız açısından önemli çalışmaların başında geliyor komisyon faaliyetleri. Burada yönetim kurulumuzu haftada 2 güne topladığımız günler dahi oluyor.
yönetim kurulu toplantılarımız, temsilciliklerimizin de katılımıyla her hafta salı günü yaklaşık 60 kişinin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu da bütün faaliyetlerimizde çok büyük güç veriyor diyebilirim. Bu süreçte koordinasyon için ben tüm temsilcilik yürütme kurulu başkanlarımıza, tüm komisyon üyesi arkadaşlarımıza ve başkanlarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bütün dünyada bu pandemi süreci hani baskının ve zorun egemen olduğu, diktatöryaların kendisini ortaya koyduğu bir dönemi ortaya koyuyor. Türlü türlü hızlı hareket etme bahaneleriyle. Ancak odamızın böyle bir yönelimi asla ve asla olamadığı gibi oda demokrasisini, üyelerin katılımcılığını artırmak için de her türlü yolu güçlendirme yolunda adım atacağız. Hemen hemen tüm ilçelerde üye toplantısı gerçekleştirdik. Yine yeni mezun üyelerimizle toplanmaya devam edip onların fikirlerini dinlemek, onların meslek kuruluşundan beklentisini anlamak için de çalışmalarımız devam edecek. Bu kendi iç organizasyonumuza yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardı. Şu an bütün yönetim ve idari yapımız hani kendi çalışma programımız doğrultusunda aksamadan ilerliyor. Diğer taraftan da pandemi süresince üyelerimize ulaşmak, üyelerimizin pandemiden kaynaklı sorunlarına çözüm üretmek gibi bir çabamız oldu. Bunun en önemli nedeni de biliyorsunuz toplumda sosyal medya trolleriyle yönetilen bir ülke haline geldik. Troller aracılığıyla özellikle 65 yaş üstü meslektaşlara ciddi hakaretlerin ve saldırıların olduğu bir dönemi de gördük. Biz kendi adımıza üyelerimizin, özellikle meslektaşlarımızdan başlamak üzere 65 yaşındaki tüm yurttaşlarımızın ülkemize 35 yıldır hizmet ettiği, ülkemizin 35 yıldır bugünlere gelmesini sağladığını biliyoruz. Ve meslektaşlarımızın en az hepsinin 35 yıllık meslek mühendis olduğunu da ifade ederek ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması için çaba gösterdiğini bildiğimiz için ilk onlara ulaştık. 65 yaş üstü tüm üyelerimize ulaştık. İhtiyaçları var mı? Ve özellikle hani onların evde kaliteli zaman geçirmesi için alanlar yaratmaya çalıştık. Bu ne demek? Yani bu şöyle bir şey değil. Parklardan bankları sökmek de bir hakaret biçimidir. Maalesef birçok kurum ve kuruluş bu hataya da düştü. Esas mesele insanların sosyal ortamlarını, örgütlü olduğu toplulukları, meslekleriyle ilgili konuları veya deneyimlerini başkalarına aktarmalarını sağlayacak alanlar yaratmak diye düşündük ve bu amaçla da çoğunluğu üyelerimizin büyük tecrübeleriyle olmak üzere onlara makine 120 dakika atölyeleri ve eğitimler vermesi için alanlar oluşturduk. Bu da çok ciddi faydasını gördük diyebilirim. Daha sonra tüm üyelerimizi aramaya giriştik. Hani bir ihtiyaç var mı, eksikleri var mı, destek olabileceğimiz bir konu var mı, yetkililere ulaşabileceğimiz bir konu var mı? Üyelerimizi büyük oranda arayıp ulaştık. Bu da çok çok önemliydi. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, temsil yürütme kurulu üyelerimize ve yönetici arkadaşlarımıza bu iş için de teşekkür etmek istiyorum. Üyelerimizi en çok ihtiyaç duyduğu anda yanında olmak bizim görevlerimizden bir tanesi. Böyle kriz anlarında kurumlar ortaya çıkmalı, kurumlar ayakta kalmalı ve ülkemize ışık olmalı. Bu sebeple bütün yaptığımız bu çalışmaları da bu anlayışla gerçekleştirdik. Yine 65 yaş üstü meslektaşlarımızdan da destek alarak bugüne kadar 85 tane çevrim içi seminere 16 binden fazla katılım gerçekleşti. Bizim şöyle söyleyeyim, bir yılda işte şunda da çok övünen bir şubeydik. İşte temsilciliklerimize eğitim merkezi yaptık, uygulamalı eğitim merkezi açtık. Yani eğitim odağı olan bir şubeydik ve bir yılda 5000 kişiye ulaşabiliyorduk. Bu pandemi sürecinde 2 ayda 16.000 kişiye ulaşmış olduk. Bu bizim açımızdan sadece mutluluk verici bir şey oldu. Tüm Türkiye genelinde meslektaşlarımız katıldı. Yine diğer şubelerle ortak etkinliklerimiz oldu. Bu aynı zamanda odamızın hani bu pandemi süresince şube arası ilişkileri çok iyi yönettiğini de söylemek isterim. Neredeyse 10 günde bir şube başkanları toplantısıyla koordine olduk. Ve şubeler arası ilişkiler, diğer meslektaşlarımızla ilişkilerde hat safhada oldu. Açıkçası biz pandemi süresince meslek kuruluşu olarak hem Sayın Başkanımızın da ifade ettiği, yine şube sekreterimizin de ifade ettiği teknik kurul da dahil olmak üzere birçok konuda görevimizi yaptığımıza inanıyoruz ve görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim için yeterli bir şey değildir. Daha da fazlasını yapmak en önemli görevdir. Ancak bizim sadece meslektaşlarımıza ve meslek alanlarımıza sorumluluğumuz yok. Bizim bütün ülkede yaşayan yurttaşlara sorumluluklarımız var. Ve öncelikle sağlık emekçilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten
can siperhane bir şekilde çalışarak ülkemize ışık oldular. Biz makine mühendisleri olarak şunu biliyoruz, bütün meslektaşlarımızın yüreği ülkemizdeki sağlık emekçileriyle beraber atıyor. Bunun çok küçük bir göstergesi olarak bir hani bir nebze olsun destek olmak için 30 bin tane siperliği sağlık emekçilerine ulaştırdık. Yani bunun şöyle bir önemi var. İnsanlara maalesef bir maskeyi teslim edemeyen, bir maske sürecini bile yönetilemeyen bir yerde sağlık emekçilerine bir nebze olsun meslektaşlarımız adına böyle bir destek sunduk. Bunun çok önemli olduğunu gördük. Gerçekten sağlık emekçilerinin hani mesajları hepimizi çok çok duygulandırdı. Bir nebze olsun onlara destek olabildiysek mutlu oluruz. Daha da fazla ne yapılması gerekiyorsa onlar için elimizden geleni yapmaya devam ederiz. Bu açıdan da önümüzdeki süreçte yine bir aidat kampanyasıyla birlikte bu destek konusunu da gündeme alıp hızlıca hareket etmek istiyoruz. Buradan şuna gelmek istiyorum aslında. Bizim sadece mesleğimiz, meslektaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımız yok. Yurttaşlara da sorumluluklarımız var. Bunları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Önemi nerede bu işin? Yani şuradan bakabilirsiniz. AVM'ler açıldı. Biz bir haftada konuyu gündeme taşıdık. İşte bu nasıl denetlenecek diye bir telaşa kapıldılar. Yani halbuki kurumlar arası işbirliği olsa, gerçekten koordineli bir yapı olsa, yani normalleşme sürecinde etkin bir iletişimimiz olsa biz zaten yine aynı şeyleri önereceğiz. Biz mesleğimizin gerekliliklerini ortaya koyacağız. Bunu şöyle ifade edeyim. Yani İETT, Metro AŞ, şehir hatları gibi yapılarla iki haftadır çalıştaylar düzenliyoruz. En üst düzey katılımla birlikte bunu Oda Teknik Kurulu'yla birleştirip insanların güvenliğini ve sağlığını ortaya koyacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu yüzden ben hani ülkemizi yönetenlere şunu diyebilirim. Bilimle inatlaşmayı bırakıp, meslek odalarıyla inatlaşmayı bırakıp, belediyelerle inatlaşmayı bırakıp yurttaşlar için işbirliğini ortaya koymamız gerekiyor. Buradaki en büyük sorumluluk ülkemizi yönetenler de. Bütün bu kurumlar, belediyeler, meslek odaları ülkemizde yurttaşlara destek vermek için hazırlar. TMOB yasası gibi suni gündemler her iki yılda bir ortaya atılıyor. Bunun temelinde ülkemizi yönetenlerin kısır bakış açısı var diyebilirim. Hani kendi dünya görüşüyle aynı olmayan bütün yapıları çalıştırmamak üzerine kurulu. İşte belediyeler yasası gündemde, belediyeleri çalıştırmamak için valiler gündemde, odaların yasası değişsin. Yani ülkeyi hani yönetmek böyle bir şey değil diyorum. Hani zaten oda başkanımız birçok konuya değindi bu konuda. Ben pandemi süresince yani sosyal yönden de çok fazla etkinlik yaptık. Onu ifade edeyim. 23 Nisan'da çocuk şenliği yaptık. O gün üyelerimizin çocukları gerçekten çok keyifli zaman geçirdi. Biz de ara ara katılabildiğimiz kadar etkinliklere katıldık. 1 Mayıs'ta 360 derece görüntüden oluşan tamamen sanal bir 1 Mayıs sergisi yaptık ki çok çok keyifliydi. Burada şube sekreterimizin çok büyük emeği var. Ülkemizin demokrasi mücadelesi ve gezi direnişini de aslında yeniden canlandırdığımız, orada ifade ettiğimiz bir sergiydi. Yine Cumartesi annelerinden başlayan bir sergi. Biliyorsunuz Cumartesi annelerinin direnişinin başlangıcının da 25. yılı dündü. Yine bugün şöyle de bir hoş tesadüf var. Gezi direnişinin 7. yıl dönümü. Yaptığımız bütün çalışmalar ülkemizin bugüne kadar eşitliği, özgürlüğü, refahının artması, sanayileşmesinin artması için mücadele ederken hayatını kaybeden kişilere ithaf olsun. Gezi direnişinde kaybettiğimiz ülkemizin gencecik insanlarına ithaf edebiliriz etkinliğimizi. Onların anısı Gezi direnişinde hala yaşamaya devam ediyor. Bugün orada bir tane park varsa bu odamızın da içinde bulunduğu Taksim dayanışmasının ve ülkemizdeki bu konuya direnen bütün yurttaşların sayesindeydi. Hala bazıları da oraya topçu kışlası yapmak için inatlaşanlar da hala da toplumla inatlaşmaya devam ediyor. Ben gelecek güzel günlere olan bütün inancımla hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Çok güzel bir etkinlik olacak. Dayanışmayla bu zor günlerin hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. Biz Makine Mühendisleri Odası olarak üstümüze düşeni yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Ve şunu da söyleyebilirim. Hani birçok yeniliğe de hazır olabilirsiniz. Odamız bu süreçten sonra da birçok yeniliği hayata geçirmekten imtina etmeyecek. Herkese selamlar.
Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir özet de yaptın. Bu pandemi süresince neler yaptığımızı çok da güzel ifade ettin. Açıkçası bunun için de ben de tüm yönetim kurulu üyelerimize ve teknik görevlilerimize artı olarak yine bize sahip çıkan üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten bu yapılan çabalar karşılığını buldu. Bu çok güzeldi. Çok da güzel bir duyguydu. Özellikle bahsettiğin çalışmalar bence çok değerliydi. O yüzden teşekkür ediyorum. Size de bir sürprizimiz var başkanım, onu söyleyebilirim. Sanal sergi açıldığında üyelerimiz aidatlarını ödemek isterlerse oradan girip ödeyebilecekler. Webinarlarımıza da kaydı yine oradan yapabilecekler. Bunun da bilgisini vereyim. Bunun dışında bu hayali tabii hep beraber kurduk. Ama demin İbrahim Başkanım'ın söylediği gibi bizim yine dostumuz olan, tanıdığımız olan, bu teknolojiyle uğraşan Garaj Atlas firması ve sahibi Burçin Bey, eksik olmasın, bize daha önce de bu Kulebinç'in periyodik kontrol için bir hazırlattığımız demomuz vardı. Belki bu yıl onu da aktif edebiliriz. VR gözlüklerle onun birebir orada kontrolünü yaşadınız. Nitekim gene sanal fuar alanında görülebilecektir. Tabii gözlüğü olanlar onu deneyimleyebilecek. Gözlüğü olmayanlar uzaktan sadece bilgisayarında görebilecekler. Bu anlamda burada aslında Bülent Bey'e söz vermek isterim. Garaj Atlas'ın CEO'su. Tabii ki mutlaka bu hayalde sektör derneklerimizin ve demin İBM Başkanı'nın saydığı gibi sponsor olan, destek olan Friterm, Siemens, TechData ve Dell gibi bir yandan da bunu gerçekleştiren Garaj Atlas firması vardı. Biraz da bu hayalimizi gerçekleştirirken Garaj Atlas'tan dinleyelim istiyorum. Bülent Bey, burada mısınız? Size söz vermek isterim. Evet, Bülent Bey geldi. Mikrofonu açabilirsek. Evet, sesim geliyor mu Ahmet Bey? Geliyor. Ben size çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Bülent Toksöz, Garaj Atlas'ın CEO'su olarak çok yetenekli bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde öncelikle ifade etmeliyim ki makine mühendisliği odası gibi köklü, kıymetli ve cumhuriyetimiz ve ülkemiz için çok önemli değerleri taşıyan ve bunları savunan bir örgütle birlikte çalışmak bize çok büyük şey kattı. Biz bir hayali paylaştık. İbrahim Bey'in ve Ahmet Bey'in dediği gibi bir hayal yola çıktık. Hayallerimizi koronavirüsüyle biraz olumlu açıdan bakalım, biraz daha erkene taşıma imkanını sağladık. Birlikte adımlar attık ve çok güzel bir çalışma oldu. Birazdan gideceğiniz sanal sergiyi birlikte çok yoğun bir çalışmayla, çok yoğun bir işbirliğiyle gerçekleştirdik. Bu hayalleri eminim ki çok daha ileriye taşıyacağız. Önemli olan değerler ve kurum kültürleri diğerleri gerçekten tamamlayıcı oluyor. Ben hem Garaj Atlas'ın hem Makine Mühendisleri Odası'nın kurum kültürlerinin birbiriyle çok beslendiğini, birbirini çok ileriye taşıyabilecek iki kurum kültürü olduğunu büyük bir memnuniyetle gözlemledim. Bilmenizi istedim ki bundan sonraki hayallerinizde, adımlarınızda, değerlerinizde Garaj Atlas her zaman yanınızda ve her zaman sizlerle birlikte olacaktır. Emeğe geçen herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten var. İbrahim Başkanım'ın dediği gibi daha büyük hayallerimiz de var ve bunları da evet sizlerle de beraber desteğinizi alarak da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Sadece etkinliklerde kalmak istemiyoruz. Mutlaka bizim eğitimlerimizi de artık bu ortamlarda daha değişik şekillerde sunmak arzusundayız. Bildiğiniz gibi bizim fiziki yapılarımız var ama bu fiziki yapıları da belki bir şekilde sanal ortamlara taşımak hayalimiz var. Bence bu bugünkü yaptığımız etkinliğin içindeki sergi kısmı içinde açıkçası birçok şeyin ilki diyebilirim. Bence bu sergiyi eğer sizler de içinde görebilir, özümseyebilir ve o dijitalliği yaşarsanız emin olun bizim belki birçok yapımızı da ileride bu tür sanal ortamlarda görebilecek ve üyelerimiz deneyimleyebilecek diyebilirim. Ve bu etkinlikten biraz bahsetmek istiyorum. 3 gün boyunca üyelerimizi neler bekliyor? Tek üyelerimizi demek de doğru değil çünkü herkes açıkçası büyük ilgi ve ilgi ve alaka gösterdi. Bu sadece bizim bir paylaşımımız olmadı. Sektör derneklerimiz keza her biri tek tek üyelerine duyuru yaptılar. Yine İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği,
Yine Ticaret Odası Borsalar Birliği'nin iklimlendirme meclisi de eksik olmasınlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Üyelerine duyurdular. Sektör dergilerimiz yine burada görüyorum. Emine Hanım burada. Nihan Hanım aynı şekilde bunun paylaştılar ve duyurusunu yaptılar. Dolayısıyla bu artık sadece bizim üyelerimizi kapsamıyor, katılımcılar. Çok daha geniş bir çevreye yayıldı. Ben izniniz olursa programımızda neler var onları bir kısaca hatırlatmak istiyorum. İlk gün bugün biraz sonra Mehmet Demir Bey konuşmacımız olacak. İlk gün kendileri açıkçası bir ilk açılışı yapacaklar ve çok da ilgi çekici bir konuyla açılış yapıyor olacaklar. Arkasından Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir paneli izleyeceksiniz. Tabii bu arada Mehmet Bey'in konuşmasından sonra bir sergi açılışımız olacak. Sektör dernek başkanlarımızla beraber bir açılış gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında ama yine etkinliğe devam ediyor olacağız. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği etkinliği biterken bu sefer sergimizin programı indirebilmeniz için bir link aktif olacak. Ve bu link hem chat programında yazılıyor olacak hem de bizde daha önce kayıt olduysanız bu kayıttan da size mailler gidecek. Ama dediğim gibi eğer kayıt olmadıysanız da sorun değil. Size chat ekranından arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Ve bu sergi alanını, programı bilgisayarınıza yalnız laptopunuza indirebileceğiniz linki bulabileceksiniz, kayıt formunu. Bugünden sonra ertesi gün yarın saat 11'de ilk önce yine bize destek veren firmalarımızdan Dell'in bir sunumu olacak. Yine arkasından saat 13'te Siemens'in bir sunumu olacak. Saat 14'te ise TÜYAK'ın bir webinarı olacak. O da çok ilgi çekici bir konu. Bunu da söyleyebilirim. Kendisi İsviçre'den bağlanacak konuşmacımız ve çok da güzel bir sunum bekliyoruz. Arkasından saat 15'te de benim bir sunumum olacak. Bu bütün etkinliği de aslında birazcık hani özetleyecek bir konuşma diyebilirim. Dijitalleşmenin mekanik tesisata etkisi. Yine arkasından Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir panel var. O da birçok konuyu uygulama açısından ele alacak. Yine ertesi gün, cumartesi günü saat 13'te Fritherm firmasının sunumu olacak soğuk odalar üzerine. Ve yine saat 14'te İSKİT Derneğimizin bir paneli olacak. 16'da özür dilerim, ya karıştırdım, programı ezberden okuyordum çünkü. 14'te İZODER'in bir webinar olacak, özür diliyorum. 15'te İSKİT'in bir paneli olacak. 16'da ise başkanlarımız, sektör dernek başkanlarımız ve İbrahim Başkanımız bir derleme yapacaklar. Yani buradaki konuşulan konuları ve açıkçası sadece dijitalleşme deyince BIM değil artık. Buradaki konudaki konumuz, yarınki konuşmaları mutlaka bir şeyi de değinecek. Yani bu artık pandemi süresinde gelişen dijital toplantılar, bu etkinlikleri de mutlaka o değerlendirmede olacak cumartesi günü. Ben çok merakla bekliyorum açıkçası oradaki çıkan sonuçlara, çalışma hayatımızın bile değişmesi söz konusu çünkü. Onu da değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Ve yine en sonunda saat 6'da ise Ufuk Tarhan Hanım bizimle olacak. Ve en son kapanış için kendileri şey yapacaklar. Bu arada tabii derlemede bildiğim kadarıyla Yunus Başkan'ın da olacak diye düşünüyorum başkanlar toplantısında. Bunun dışında dediğim gibi saat 18'de de cumartesi günü en son kapanış konuşmasını Ufuk Tarhan Hanım bize etkinlikte güzel bir konuşmayla kapanışı yapacak. Ama bu kapanış olduktan sonra da sergimiz bir ay boyunca açık olacak. İnsanlar bu sergide yine belli aralıklarla girip gezebilecekler. Ve bu arada sizden ricam, bu serginin linki geldiğinde göreceksiniz. Önünüze bir tane form çıkacak. Bu formda irtibat kurmak istediğiniz dernek veya firma, onları işaretleyebilirseniz. Biz de size en azından B2B mekanları ayarlamak istiyoruz makine mühendisleri odası olarak. Eğer biriyle görüş alışverişinde bulunmak isterseniz bunu bize buradaki chatten de aslında etkinlikler sırasında yazabilirsiniz belki. Ya da bir başka şekilde dediğim gibi o forma doldurarak bu firmayla iletişim kurmak istiyorum derseniz bizim üye ilişkileri sorumlusu arkadaşlarımız aslında bir ay boyunca, o sergi boyunca sürekli o formları takip edecekler. Ve bu formlara göre de sizleri firmalarla B2B şeklinde buluşturmak istiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Hatta bunun için belki bir
mail adresi de veririz bu şeyden sonra, formdan sonra etkinlikler sırasında buna değinebilirsiniz.